etmişsin. Senin ne işin var burada? Şikayetçi olmayacaksın. Kaza oldu de. Uydur işte bir şeyler. İfadeni böyle ver. Tamam. Ben de ondan sonra sana bir çek vereceğim. Açık bir çek. Sen üstüne istediğin rakamı yaz. Ondan sonra da defol git buradan. Tamam, sana söz biliyorum. Ben de seni affedeceğim. Tamam. Şikayetçi olmayacağım. Aferin. Bak, oksijen işe yaramış, beynine kan gidince. Güzel. İfadeni sen tasarla ama şimdiden. Nasıl söyleyeceksin bana? Bu kadar kolay olmayacak. Anlamadım. Para istemiyorum. Kızların velayetini istiyorum. Ne dedin sen? Kızlar dedim. Yoksa anlaşma yok. Sen ne saçmalıyorsun? Onlar senin kızların falan değil. Olmaz her şey. Başka çaren yok. Hem güneşin de yok. Beni tehdit etme. Seni defalarca uyardım. Beni tahrik etme. Bak, seninle ilgili kendimi sürekli durduruyorum. Beni tahrik etme. Artık bitti. Güneş kim olduğunu bilmiyor. Ya öğrenirse? Hiç düşündün mü? Cesaret edemezsin, bunu söyleyemezsin. Nasıl öğrenecek? Eğer ben ölürsem güneş hapse girer. Ya kızlar ya da karın içeriden çıkamayacak. Bak, beni tahrik etme. Ben evet desem bile güneş böyle bir şey onaylamaz ki zaten. O halde sen ikna et. Ne? Nasıl ikna edeyim? Sen akıllı bir adamsın Haluk. Ne yapacaksın? Beni öldürecek misin yani? Selin'in haklı olduğunu düşünüyorsun değil mi? Senin yanındayım değil mi? Ama onun haklı olduğunu düşünüyorsun. Ben annenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Nazlı. Şu an beni anlamıyorsun. Bak Nazlı, aile çok önemli. Bak, bunu sana kendimden örnek vererek de gösterebilirim. Yukarıda yatan adam da benim ailem. Aile yanında olandır. Düştüğünde ağlayandır, yaranı üfleyendir. Savaş, peki sen Rana Hanım'ı annenin yerine koyuyor musun? Onu ailen olarak görüyor musun? Özür dilerim. Yani gerçekten çok özür dilerim. Önemli değil. Olabildiğince koymaya çalışıyorum. Ama benim annemle alakalı çok az anım var. Seninse yıllara yetecek kadar. Bak, kalkıp bana annenin kıymetini bil falan deme. Şu an zaten kafam yerinde değil. Seninle de kötü olmak istemiyorum, lütfen. Anne değişik bir hayal benim için. Seni de baban terk etti. O yüzden annene tutunmak istiyorsun. Ama neden diye hiç sormuyorsun Savaş. Sadece babam terk etmedi. Annem de terk etti beni. Nazlı Hanım, babanızı beş dakikalığına görebilirsiniz. İstemiyorsan gelmeyebilirsin. Yanında olmak istiyorum. Nazlı yüzünden beni suçluyorsun.
Suçlamıyorum. Daha anlayışlı davranabilirdin sadece. Öyle mi? Nazlı iyi değil. Sen üzerine saldırınca daha iyi olmayacak. Ben? Ben iyi miyim? Ben de hiç iyi değilim. Sen ne yaşadığının farkındasın senin. O değil. Olgun olan benim yani. Durumu kavrayan, daha çok şey bilen sensin, evet. Ya sen resmen beni suçluyorsun. Suçlamıyorum. Nazlı ile aranızın böyle olması hoşuma gitmiyor. Daha kötü olacak. Arkadaşlar geliyorlar, koşun. Sakin ol. Hani sormasınlar. Selin Hanım, anlayın. Sakin ol. Arkadaşım. Selin Hanım, arkadaşım. Selin Hanım, bir şey söyleyeyim. Selin Hanım, neden bıçakladı? Selin Hanım, bir şey söyleyeyim. Selin Hanım, yorum inme, inme. Selin Hanım. Lütfen. Yürü, bırakın bizi. Selin Hanım. Selin Hanım, geçmişiyle alakalı bazı... Ya hayır, harika dinlemeyin, tamam mı? Tanımıyorsunuz bile. Tamam, neden bıçakladın? Benim annem utanacak, hiçbir şey yapmadım. Senin geçmişiyle alakalı annenizin bazı spekülasyonlar var. Onlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Karıncayı bile incitmedi benim annem. Herkese böyle söyleyin. Senin tutuklu kalması halinde siz burada yaşamaya devam edeceksiniz. Yapmışım insanlarsınız. İyi soruyorsunuz hala. Ne var? Geçmişim. Bırakın beni. Babanız ne olmadı? Sorma artık, ne sorma. Sakin ol. Elini sakin ol. Çekmek. Lütfen götür beni buradan. Kız cevap verecek durumda değil arkadaşım. Hadi açın. O halde siz bir şey vermeyin. İzin vermeyin. Sorma. Besiz bir şeyler söyleyecek. Ne demedim sana? Çek lan! Hadi bir açıklama lütfen. Bir şeyler söyleyeyim. Dur be! Çek lan! Çek lan! Sen arabaya bin. Arabaya bin. Çok mutluluk halinde sürmesi halinde siz... Senin oğlum biz olur ya. Siz nerede bunu karşıya koyduk? Efendim, rica ederim. Halinin devamı. Devamı. Ben siz burada yaşamaya devam edeceğiz. Basar. Lütfen bir şeyler söyleyeyim. Yok. Ali dur dedim sana. Ali dur. Şimdi zamanı değil. Bugün benim günüm. Senin geçmiş olsun. Geçmiş olsun demeye geldiniz öyle mi? Emre, Selin'in kafası yerinde değil, gidelim. Niye indim biliyor musunuz? Beni acı çekerken gömmek hoşunuza gider diye düşündüm. Bakın karşınızdayım. Tadını çıkarın hadi. Selin hadi. Hayır. Annemin başına neler geldi Tuğçe? Mutlu musun şimdi? Selin yanlış anlıyorsun. Anlamıyorum. Soruyorsun değil mi kendine neden Ali diye? Bak o orada. Biraz önce beni gazetecilerin yanından aldı. O hep oradaydı. Selin hadi açıklamak zorunda değilsin hadi. Hayır Ali. Ama merak etmeyin. Biz sevgili değiliz.